dünyaya teşrif ettiği gündür. Bugün Hazreti Ali sevenlerin bayramıdır. Karanlıkları ilminin ışığıyla aydınlattığı gündür. Cümle aleme kutlu olsun. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, Hazreti Ali'mizin doğumunun 1418. yılında onu bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Programımız Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi'yle başlayacaktır. Hasan dedemizin Hazreti Ali sohbetiyle devam edip yine Kur'an-ı Kerim ayetleriyle son bulacaktır. İkinci bölümde ilahi grubumuzun birbirinden güzel eserlerinden bir demet yer alıyor. Üçüncü bölüm ise birlik semasıyla son bulacaktır. Değerli dostlar, çok kısa olarak semanın meydana gelişi ve birlik seması hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Müşrikler Hazreti Muhammed Efendimiz'e bir saldırı planlıyorlar. O sırada Habeşistan'da, biliyorsunuz Habeşistan Afrika'da bir ülke. Yeni adı Etiyopya. Burada görevli olan Hazreti Ali Efendimiz'in ağabeyi Cafer-i Tayyar saldırı haberini alır almaz Peygamberimizin yanında yer almak, onu korumak için Medine'ye dönüyor ve kendisine olan sonsuz sevgi ve bağlılığını dile getiriyor. Bundan çok duygulanan Hazreti Peygamberimiz onu kucaklayarak bağrına basıp, "Ya Cafer, senden hep bunu duymak isterdim." sözü üzerine Cafer-i Tayyar cezbe halinde semaya başlıyor. Hazreti Muhammed evlatlığı Zeyd'e dönerek, "Öz evladım olsan ancak bu kadar severdim seni." dediğinde duygulanan Zeyd de kendini sema meydanına atıyor. Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'e, "Ya Ali, sen bendensin." sözünü dile getirdiğinde cezbeye gelen Hazreti Ali Efendimiz de sema etmeye başlıyor. En son Hazreti Muhammed Efendimiz'in onlara katılmasıyla dördü birlikte cezbe halinde semaya duruyorlar. Mevlevi seması bu şekilde ortaya çıkmıştır. Alevi semasına gelince değerli dostlar, Hazreti Ali Efendimiz Kırklar Meclisi'ni kuruyor. Kendisi de dahil olmak üzere bu 40 kişinin birbirlerine karşı sonsuz bir sevgi ve bağlılıkları var. Gerçekten de birinin 40, 40'ının da bir olduğu Kırklar Meclisi'nde kanıtlanmış oluyor. Onların bu birlik ve kardeşliğinden mutlu olan Peygamber Efendimiz cezve halinde turna semavi yapmaya başlıyor. Alevi ve Bektaşi canları bundan feyizlenerek daha sonra kendi semahlarını vücuda getirip icra ediyorlar. Bu durumda Allah aşkının ifade edildiği ibadet biçimleri olan Mevlevi semahı ve Alevi semahının her ikisinin de cezve anlarında Hazreti Muhammed Efendimiz tarafından suret bulduğu aşikar olarak ortaya çıkıyor. Dedemiz de 1994 yılında dedeler toplantısında Lütfü Kırdar spor salonunda Sayın İzzettin Doğan Bey'in kararıyla
bir ilk olarak birlik semanı meydana getirmiş oluyor. İşte semazenlerimiz de bu gece bu semayı icra edeceklerdir. Hazreti Ali'nin mesajlarının doğru bir şekilde anlaşılıp kavranması, hemen her boyutuyla içselleştirilmesi konusunda bizlere yeni kapılar açmasını temenni ediyoruz. Gönlünüz ve gönlümüz Allah, Hazreti Muhammed, Hazreti Mevlana aşkıyla dolsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Efendilerimizin selamları, feyizleri, güzel keremleri,
hepimizin üzerlerimiz olsun. İmam Ali Efendimiz'in annesi Ali İbrahim'in inancına tabi olarak onun inancında yaşamını sürdürmekteydi. Hazreti Ali Efendimiz annesi Ali'den hamileyken kalkıp Kabe'ye geliyor. Kabe'yi tavaf esnasında tohum sancıları Fatma annemizi tutuyor. Tuttuktan sonra kalkıp Fatma annemiz Allah'a münacatta bulunuyor. Allah'ım diyor, beni bu toplum arasında utandırma. Karnımdaki çocuk benimle devamlı konuşmaktadır. Onu bir yerde kimse görmeden dünyaya getirmemi kerem bulur. O sırada Fatma annemizin münacatı kabul oluyor. Gökten bir yıldırım zuhura geliyor. Kabe duvarını yarıyor. Ve Fatma annemizin içinden bir ses, git içeride evladını dünyaya getir. Fatma annemiz Kabe içine giriyor. Hazreti Ali Efendimiz'i dünyaya getirdiği an yine bir şimşek gökyüzünde meydana geliyor ve o şimşek ışığında göklerde Ali diye yazılıyor. Fatma annemiz yavrusunu kucağına alıyor, eve geliyor. Eve geldikten sonra hiçbir türlü çocuğa sarılamıyor. İstiyor çocuğu yıkasın, istiyor emzirsin, çocuk andırmışsın, annesini yanına yanaştırmıyor. Öyle bir güç pençelerinde zuhura gelmiş, sanki aslan pençesi gibi annesini zerre kadar yanına yanaştırıyor. Kalkıp annesi bu hale dayanamıyor. Bu çocuk süt emmedi mi, yıkanmadı mı, nasıl selamete çıkacak? Hemen kalkıp Hazreti Muhammed Efendimiz'in huzuruna geliyor. Hazreti Muhammed Efendimiz o sıralarda 20 yaşlarındaydı. Daha nübüvveti ele almamıştı. Toplumda Muhammed Emin diye zikrediliyordu. Yani ağzından nasıl bir kelam dökülürse 3 gün sonra, 1 hafta sonra o kelam süre buluyor. Bu yüzden halk Hazreti Muhammed'e Muhammed Emin diye sesleniyor. Yani ne söylerse emin olur. Yakında süre bulacak. Kalkıp durumu açıyor. Ya Muhammed diyor. Dünyaya diyor. Bu çocuğu getirdim. Ama bu çocuk beni yanına yanaştırmıyor. Emzirmek istiyor, yıkamak istiyor, beni itiyor diyor. Öyle bir güç var diyor kollarında, sanki arslan pençesi. Hazreti Muhammed Efendimiz bunları işitince dönüp yengesine, ya Fatma diyor, o çocuk diyor beni istiyor. Hadi diyor, beraber diyor, gidelim. Kalkıp Peygamber Efendimiz amcasının evine gidiyor. Gelir gelmez İmam Ali Efendimiz o sırada uyku halinde. Hemen Peygamber Efendimiz yanına yanaşıyor. Yanaşır yanaşmaz
Peygamber Efendimiz'in o misk kokulu saçları, İmam Ali Efendimiz'in burnuna yansıma yapar yapmaz hemen İmam Ali Efendimiz uyanıyor, başlıyor Hazreti Peygamber'e çırpılmaya. Peygamber Efendimiz kalkıp İmam Ali Efendimiz'i kucağına alıyor, dönüp yengesine biraz su ısıtıyor, çocuğu ben yıkayacağım diyor. Kalkıp alıyor musun Fatma annemiz suyu ısıtıyor, Resulullah'ın yanına getiriyor. Peygamber Efendimiz İmam Ali Efendimiz'i yıkamaya başlıyor. Yıkarken İmam Ali Efendimiz Hazreti Peygamber'in kollarında dönüyor. Dönerken Peygamber Efendimiz duygulanıyor. Duygulandıktan sonra başlıyor düz yaşları akmaya. Fatma annemiz dönüyor. Diyor, ya Muhammed diyor, neden ağlıyorsun? Neden duygulandın? Ya Fatma diyor, bir gün gelecek diyor, ben Darül Beka'ya yola çıktıktan sonra beni diyor, Ali gazetecek diyor. Ona diyor, zahmet vermemek için diyor, ben anlıyor musun? Onun kollarında döneceğim diyor. Şimdi de diyor, ben o Ali görüyorum. Çocuğu yıkadıktan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine o gül yapraklı dileni İmam Ali Efendimiz ağzına soruyor. İmam Ali Efendimiz Hazreti Peygamber'in dileni alıp emi bir zaman emiyor. Emdikten sonra ağzını dilinden çektikten sonra Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine Hazreti Ali Efendimiz'in ağzını kulağına dayıyor. Hazreti Ali Efendimiz'in nefeslerini dinliyor. Hazreti Ali Efendimiz selam olsun üzerine o sırada nefes alıp verirken Hazreti Peygamber Efendimiz'in kulağına Tevrat'ı, Zebur'ı, İncil'i, Kur'an-ı Kerim'i nefes ediyor. Bundan sonra Peygamber Efendimiz kucağına aldıktan sonra annesi dönüp diyor ki bu çocuğun ismini Esed olarak verelim. Esed aslan manasına geliyor. Peygamber Efendimiz dönüp diyor, hayır diyor. Bu çocuğun ismini diyor, Ali olarak vereceğiz diyor. Ali gibi diyor, ismine gayet diyor, yüceliğe yol alsın. Tabi itiraz etmiyorlar. Hazreti Peygamber Efendimiz çocuğun ismini Ali olarak koyuyor. Koyduktan sonra hiç yanından ayrılmıyor. Alıyor yanına, beraber yatıyorlar. Koynuna sarılıyor. Resulullah'ın kokusuyla kendinden geçiyor. Bir deve yavrusu nasıl annesinden ayrılmazsa ise öyle İmam Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den hiç ayrılmamıştır. Hep onun peşinde ve onun eğitiminde yetişmişler. Bir nevi oğlundan üstün bir muhabbeti vardı Resulullah'ın İmam Ali'ye karşı, İmam Ali'nin de Resulullah'a karşı. Hatta 4 yaşlarındayken İmam Ali Efendimiz dile geliyor, konuşuyor. Zaten çocukken annesinin karnında dile gelmiş. Buyuruyor diyor ki
Hazreti Muhammed'e ne kadar nur geldiyse iradamda, ben bunları hep seyrediyor, seyreden kişiyim diyor. Bu yüzden bizim nazarımızda dünya yokken Ali var idi, dünya var oldukça Ali var olacak. Peygamber Efendimiz'in eğitiminde yetişti. Peygamber Efendimiz 40 yaşlarına varınca İmam Ali Efendimiz 20 yaşlarına vardı. Dündü Hazreti Muhammed Efendimiz'e "Ya Muhammed" dedi. "Neden" dedi, "nübüvveti ilan etmiyorsun?" Hep diyor, yaratıcından o kadar güzel bilgiler, o kadar güzel sözler dile getiriyorsun. Neden ilan etmiyorsun? İşte Hazreti Muhammed Efendimiz'in verdiği cevap. "Seni bekledim ya Ali" dedi. "Ben doğuştan" diyor, "hem nebiydim" diyor, "hem veliydim" diyor. "Seni bekledim" diyor, "şimdi" diyor, "nübüvveti ilan edeceğim ve bu yolu beraber yürüteceğiz" dedi. Nübüvveti ilan ettikten sonra tabii Peygamber Efendimiz'i çekemeyen başta Ebu Sufyan, ondan sonra amcası Ebu Leheb, Ebu Cehil, bunlar Mekke'ye sahiplenmişler. İnsanları anlıyorsun putlara taptırarak geçimlerini sağlıyorlar diye. Hazreti Muhammed Efendimiz putları ortadan kaldırmak için bu aleme zuhura geldi ve yavaş yavaş kendini anlıyor musun? Cemaat edinmeye başladı. Şimdi Peygamber Efendimiz'e gidelim. Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine. Diğer peygamberlerin gibi değil. Musa kelamullah selam olsun üzerine. Peygamberleri ancak kendi hürmetine yapmışlar. Davud Aleyhisselam o da kendi hürmetine peygamberliği meydana getirmiştir. İsa Ruhullah o da kendi hürmetine peygamberliği sürdürmüştür. Hazreti Muhammed'e gelince Hazreti Muhammed Efendimiz nübüvveti yer demez şöyle seslendi. "Ben bütün aleme rahmet olarak geldim." Yani buradan şu manayı çıkarırız. Hazreti Muhammed bütün kainatın peygamberidir. Bütün insanlık aleminin peygamberidir. İlk daveti Musa cemaatine olmuştur. Davud'un cemaatine, İsa'nın cemaatine, çünkü daha kendi cemaati yok. Bu yüzden peygamberimiz anlaşılmadığı için bu senlik, benlikler, ikilikler, kavgalar, gürültüler buradan kaynaklanıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'i selam olsun üzerine bir kanun adamı olarak tanıtıyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine "ben bütün aleme rahmet olarak geldim." Bir gün İmam Ali Efendimiz'den bir hurma ağacı altında hak muhabbeti yaparken adamın biri Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor. Selam veriyor. Peygamber Efendimiz dönüp adama "efendi" diyor, "bir müşkülün mü var" diyor. "Buyurun anlat." "Evet" diyor, "bir müşkülün var" diyor. "Nedir?" "Vaazlarda" diyor, "çok korkutucu bilgiler" diyor, "Hoca Efendiler sunuyor. Ufak bir hata yaparsak
cehennemde şu şekilde yanacağız, bu şekilde yanacağız. Biz beşeriz diyor ya Muhammed diyor. Bilmeyerek hata yapabiliriz. İçimde diyor bir korku var diyor. Bunu geldim diyor sana diyor anlatmaya. Peygamber Efendimiz o sırada bu kişinin müşkülünü dinler dinlemez karşıdan bir kadın elinde 5 yaşında bir çocuk yürüyüp gidiyor. Dönüp şimdi Musa'da efendi diyor karşıda diyor yürüyor musun diyor o hanımın elinde bir çocuğu yürüyorum diyor ya Resulallah. O çocuk nesidir diyor o kadına. Olsa olsa evladidir diyor ya Resulallah. O anne diyor razı mıdır diyor evladının diyor ateşte yanmasına. Kazaya diyor çocuk düşse ateşe anne ne yapar? Anne diyor atar kendini diyor çocuğu kurtarmaya. Neden diyor? Anne bu diyor. Anneler şefkat doğrudur. Efendi diyor. Annede bu şefkat var. Allah baştan aşağı şefkattır. Bütün kötülüklerden Allah münezzehtir diyor. Allah kimseye ni bela verir, ni ceza verir. Bizlere diyor, uzun ömür vermiştir. Bizler yaptığımız hatalardan belki nadim oluruz. Nasıl olsa bu dünya bir misafirhanedir. Davet gelince nadim olan kişi yine bizim şefaatimize nail olur. Eğer nadim olmasa kendi kendisini ruhi cezaya atmış olur. Allah ceza zerre kadar vermez. Mevlana'mız selam olsun üzerine. Bendeniz 1987'de Hazreti Mevlana'yı Polya'da temsil ettiğim an o sıralarda otel lobisine bir sürü insan gelirdi. Sorular sorardılar. Bizim dilimiz bildiği kadar onlara bilgi sorardık. Kalktılar. Bize de buna benzer sorular. Hasan dedi dediler. Kiliselerde papazlar bu şekilde konuşuyor. Sizin de hocalardan bu şekilde konuşuyor. Yani cezasız diyor, yaşam yok. İlla ibadete koşacağız, gideceğiz. Sen ne buyurursun? Dedim, avreye göre mi cevap verelim, kiliseye göre mi, camiye göre mi, yok peki Mevlana'ya göre mi verelim? Dediler Mevlana'ya göre. Mevlana'mız selam olsun üzerine şöyle buyuruyor. Ceddim diyor Hazreti Muhammed Efendimiz, Miraç'ta diyor, Allah'ın 17 yaşına gördüğü namütenayi güzellikte. Hatta bir rivayetinde diyor ki Allah benim diyor bir kulumun diyor bir teli diyor ağarmış olsa diyor ben onu cezalamaktan diyor münezzeyim diyor. Erkek ise diyor ya abimdir diyor ya babam. Dişi ise diyor ya ablamdır ya annem. Allah baştan aşağıya rahmettir, baştan aşağıya şefkattir. Bunun için Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine 124.000 nebi bu aleme geldi. Hepsi onun nuruyla geldiler. Peygamber Efendimiz'in bir ismi daha var. Muhammed Ahlikül. Bunun manası her zerresinden akıl fışkıran bir peygamber. Bizler de akli yüziz. Bizler onun bir bendesine aklımızı kurban edersek, orayla anlıyor musun aklımızı büyütmeye kalkarsak,
yalnız bu yeniydi, yarınları da görürüz, öbür günleri de görürüz. Bu yüzden anlıyor musun? İmam Ali Efendimiz hep Hazreti Muhammed Efendimiz'in yanında yer aldı. Dün geldi, Hazreti Ali'yi aldı karşısına. Binbir sırrın anahtarını İmam Ali'ye ikram etti. İkram ettikten sonra İmam Ali Efendimiz kendine bir dost bulamadı, gönlünü atsın. Kalktı Yemen'de bir kuyuya, Resulullah'tan işittiği o binbir sırrı kuyuya deşarj oldu, konuştu. O kuyuda bir kamış meydana geldi. Mesnet Karani Hazretleri selam olsun üzerine develeri otlatırdı, bir Musevi'nin develerini. Develeri sulamaya geliyor kuyunun başına. Bakın kuyuda bir kamış var. Tutup o kamışı kesiyor. Develeri suluyor. O kamışı kestikten sonra kalkıp kaval haline getiriyor. Başlıyor üflemeye. Kavala üflerken develer kıyama kalkıyor. Çok yanık bir ses çıkıyor kavaldan. Develer kıyama kalkınca Mesir Karami Hazretleri korkuyor, develere bir şey olmasın. İyi ama o sese o da meftun oluyor, tekrar başlıyor nefes tepeye. Develer kıyama kalkıyor, bir tanesi aralarında çaklıyor, ölüyor. Öldükten sonra Mesir Karami Hazretleri çok üzülüyor. Demeleri akşama sahibine teslim ederken sahibi diyor bir deve eksik. Aynı yerde diyor otlattım diyor. Aynı kuyudan da su içirdim diyor. Deve kendini gönder diyor, öldü. Mesnet Karani Hazretleri'nin ne kadar doğru olduğunu bildiği için hiçbir şey söylemeyi patron. Yarın nasip, çıkay takiba. Mesnet Karani yine devreye salmış otlamaya. Yine esiyor aklına, kalkıp anlıyor musun, kavalle nefes demeye. Yine develer kıyama kalkıyor, onları görünce durduruyor. Develerin sahibi diyor, Veysel diyor, durdurtma. O kavali nefes ediyor, isterse hepsi çatlasın. O sağdan çıkan ses, patrona da yansıma yapıyor. Dün geliyor anlıyor musun? O ses, o kaval bizde ney haline gelmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine baktı ki Ali gibi ne Ebu Bekir, ne Atakoğlu Ömer, ne Osman-ı Zinnuri hiçbiri anlıyor musun? Onun halinde Ali kadar anlayan yok. Kalktı, dönüm dedi, ya Ali dedi, nübüvvet defteri dedi, benden sonra kapanmıştır diyor, velayet defteri açılacak diyor ve sen velayetin başı olacaksın. Hazreti Ali Efendimiz ne buyurursa Peygamber Efendimiz hep eyvallah. Kalktı şimdi Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine. Veda hacında 250 bine yakın cemaat geldiler. Nasıl olsa artık
bir daha Hazreti Peygamber zaten hayatta iki sefer hacca katılmıştı. Öyle diğerleri gibi 10 sefer, 20 sefer falan. Öyle şey yok. Kalkıp anlıyor musun? Vedacında cemaat ipi toplanıyor. Gadurum denilen dört yol başında kalkıp Peygamber Efendimiz, İmam Ali Efendimiz'i bir devenin üstüne çıkarıyor. Ve bütün cemaatına sesleniyor. Efendiler diyor, benden sonra diyor, müminlerin emiri olarak Ali tayin ediyorum. Ve size diyor, Ehl-i Beytimi diyor, emanet ediyorum. Ve esiri Kur'an-ı Kerim'e diyor. Bunlara kim sahip çıkarsa diyor, dünya ve ahiret benim komşum sayılacaklar. Zülfine diyor, Ali seven diyor, beni sevmiş olacak diyor. Beni seven diyor, Allah'ı sevmiş olacak diyor. Ali'ye isyan, bana isyan der diyor. Bana isyan diyor, Allah'a isyan diyor. Kalkıp ilk tebriği Akapolu Ömer yapıyor. Sonra o böyle kabul ediyorlar. Gün geliyor Peygamber Efendimiz selam olsun üzerine. Rahatsızlanıyor. O sıralarda yine bir savaş meydana çıkıyor. O savaşa Peygamber Efendimiz evlatlığı Zeyd'i komutan olarak tayin ediyor. Savaşın da ismi Mute Savaşı. Sancağı İmam Ali Efendimiz'in abisine Cafer-i Tayyar'a veriyor. Sahabesini hepsini anlıyor musun? Zeyd'i evlatlığının komutasının emrine veriyor. Ve bunların kasalarını tebrik ediyor, mübarek ediyor, uğurluyor. O sırada hepsi savaşa katılıyor. Savaştan kaçan, gitmeyen Ebu Bekir Sıddık ile Atatürk'ü Ömer oluyor. Peygamber Efendimiz o sırada rahatsızlığı biraz artıyor. Hemen yanındakilerden birine diyor ki, dışarıdan diyor bir kağıt alın diyor, gelin diyor, ben tekrar diyor sırayla diyor benden sonra kimle hizmet edeceğim yazdırayım size. Oradan çıkar çıkmaz hizmete olan kişi karşılaşırlar. Yolda Atatürk'ü Ömer'le ve Ebu Bekir'le selamlaşırlar. Nereye böyle? Demiş Resulullah Efendimiz beni gönderdi, bir kağıt alayım. Hemen kalkıp anlıyor musun? O şimdi diyor hastadır diyor. Ateşi üzerinde çok çıkıyor. Ne söylediğini bilmez. Kalkıp yolunu kesiyor. Gidemem. Düneyler geri. Düldükten sonra geri Peygamber Efendimiz Ömer'le Ebu Bekir'i görür görmez siz diyor savaşa katılmadınız mı? Yok diyorlar. Ya Resulallah niye? Sen rahatsızsın diyor. O yüzden diyor senin yanında olmak istedik, katılmadık. İşte Hazreti Muhammed her ikisine yazıklar olsun size. Bu sözü sarf etmişler. O savaşta Zeyd'i evladı şehit düştü. Cafer-i Tayyar'ın hem başı kesildi, hem kolları kesildi, hem bacakları kesildi. Kalktı Resulullah Efendimiz şehitleri gezerken arıyor
parçalarını cadde dayarım. İşte o sırada bir binek rüzgar meydana geliyor. Cafer-i Tayyar kollarını, bacaklarını, başını hepsini topluyor. Vücudunu tamamlıyor Cafer-i Tayyar. İlk semayı başlattı ya, Türkler de ilk uçağı yaptıkları zaman Tayyar'a koydular ismini. Bu isim Cafer-i Tayyar'dan alınmıştır. Gün geldi, Peygamber Efendimiz dönüp dedi ki, ben Darül Beka'ya yola çıktıktan sonra dedi, annenin belinde dedi, kılıç görürseniz bir Zülfikar, yanına yanaşmayın dedi, dünyayı yıkar başınıza. Hazreti Peygamber Efendimiz Hakk'ın rahmetine yola çıktı. O sırada en büyük telaşa düşen Hazreti Ali Efendimiz kalktı. Peygamber Efendimiz'i bizzat anlıyor musun? Kendisi yıkadı. Yıkarken sular yere düşmesin kablar koydu. Kablara götüren suları kendisi aldı içti. Gözlerinde kalan suları içti, karnındaki kalan suyu içti, hiçbirini bırakmadı toprağa. Böyle bir muhabbeti vardı Hazreti Peygamber'e, böyle bir sevgisi vardı. Cenazesinde 11 kişi cemaat, başka yok Hazreti Peygamber'e. Kendi ailesi. Sırladı Hazreti Peygamber'i, yarın ne olacak? O zaten anlıyorsun, biliyor Hazreti Ali'nin. Mevlana'nın bir sözü var, bizlere buyurun der ki, çalışın her zerreniz güz olsun, çalışın her zerreniz kulak olsun. Bir insanın her zerresi güz olursa, hiçbir şey gizlenmez o kişiden. Her zerresi kulak olursa, hiçbir söz de gizleyemez kendini, saklayamaz, duyulur. Savaş şefakında zırh elbiselerini kullandı, gidi. Hazreti Peygamber Efendimiz'in selamusun üzerine kabrin başına geldi. O sırada sahabe ve arkadaşları hemen geldiler İmam Ali Efendimiz'in huzuruna selam verdi. Hazreti Ali Efendimiz selamını aldı. Dönüp dedi ki, ne için geldiniz? Geldik dediler, Hazreti Muhammed'i kabirden çıkaralım. Hep beraber merasimli bir cenaze namazı eda edelim, öyle sırbeyelim. İşte İmam Ali Efendimiz'in verdiği cevap, geldiğiniz gibi dedi, yerinize dönün dedi. Bir adım daha atarsanız dedi, dünya yıkarım başınıza dedi. Şimdi Muhammed'le Hazreti Ali Efendimiz selam olsun üzerine, bunlar bir nurun, bir ruhun varislerdirler. Beşer sıfatında yürümüştüler ama onlar zamanın hidrojenleriydiler. İsterseler anında bu dünyayı yok ederler, isterse var ederler. O kudrete sahiptiler. Hiçbir peygamber yapmadığı şey Hazreti Muhammed yapmıştır bu şeyle. Ne yapmıştır? Sana demiş, bir müşteride bulunacağım demiş, bana iman edecek misin? Nedir demiş müşterin? Ayı demiş, ikiye bileceğim. Öyle şey olmaz. Sen bil diyor, ben iman edeceğim. Üç tane dedi Peygamber. İki parmağını kaldırdı yüklere.
açtı parmaklarını, ay üzerinden ikiye ayrıldı. Dünyayı depremler sardı. Yine de biraz eğlendirdi. Ne oldu? İşte bu şey. Ne kadar büyük bir büyücüymüş o sen. Peki bir insanın yüzüne bir çıkıldı mı? Bir insan kalbine büyür, vuruldu mu? Buna ne kadar hakikatleri sunmaya kalkarsan, anlatasan, bu kişi anlıyorsun, dinler gibi görünür ama hiçbir şey anlasın. Çünkü inanç yok, iman yok. Şimdi, Peygamber Efendimiz, selam olsun üzerine, Darül Beka'ya yola çıktıktan sonra bu vakalar oldu. İlk Hazreti Peygamber'i tanıyan, kabul eden, iman eden Atakoğlu Ömer yine o sebep oldu, inip inkar etti Hazreti Ali Efendimiz'i. Ne yaptı bu zat? Dönüp Ebu Bekir'i Sıddık'a kılıç çekti. Dönüp dedi, ya Ebu Bekir dedi, Hazreti Muhammed Efendimiz camide sabah namazında rahatsızlanmıştı. Tuttu seni tayin etti imamiyete. Sen olacaksın dedi. Halife. Ve böyle İmam Ali Efendimiz'in hakkını yediler. Ebu Bekir geçti, 3 sene anlıyor musun? Halifelik yaptı. Atatürk Ömer geçti, 11 sene yaptı. Osman-ı Zinnur'u geçti, 7 sene yaptı. Hazreti Ali Efendimiz, 4. halife, o da 5 sene yaptı. Ebu Sufyan oğlu kalktı, meydan okudu Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali Efendimiz da ona karşı savaşa katıldılar. Katıldıktan sonra hiçbir türlü galip gelemeyip Hazreti Ali Efendimiz'e yapıp ne yapıp Ebu Sufyan oğlu Kur'an-ı Kerimleri toplattı. Mızrakların ucuna sapladı. Öyle Hazreti Ali Efendimiz'e yürüyüler. Hazreti Ali Efendimiz'in askeri bu vakayı görünce kılıçlarını kına koydular. Hazreti Ali Efendimiz dönüp dedi, evlatlarım, kılıçları kına koymayın, karşı tarafa yürüyün. Gördüğünüz Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı sabittir diyor. Ben Kur'an-ı Nafik'im diyor. İyi ama karşı taraf bu kadar evlatlar bilgiye sahip olmadıkları için kınlarını anlıyor musun? Kılıçlarını kın içinde bıraktılar. Hazreti Ali Efendimiz da teslim etti, ilafeti Ebu Sufyan'ın oğluna. Onun güdür, onun devam eder. Yaşantımızda. Şimdi fazla muhabbeti şey etmeyelim. Bir Mehdi ile muhabbeti yürüteceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın ruhusun, cihan seninle diri, ya Ali. Bütün ulunun ebedi, ahiri sensin. Sırlarına akıl ermez, bir ulu varlıksın, ya Ali. 104 kitap mazharındır, sensin kitab-ı kainat. Arif-i billah, İndin de aleme cansın ya Ali. Surette insan göründün,
varlığın haktır senin. Sayısız suretlerde görünürsün, hikmetin çoktur senin. Ta ezeli ezelden varlığın haktır senin. Sana zaman, mekan olmaz, sen daim ansın ya Ali. Evvel ahır gelip giden varlığındır şüphesiz. Ne gelen var, ne giden var, böyle iman ettik biz. Bütün cümlümle kapına düştüm. Abdiler bu kara yüz. Gerçi biz pek günahkarız. Sen de sultansın ya Ali. Affa mazharsın ya Ali. Her nebinin sırrıydın. Ahir oldun aşikar. La feda illa denildin. La seyfe illa zülfikar. Müminlerin imanısın. Ey gani perverdigar. Hem bir mekansın, hem bir zaman, hem bir nişansın ya Ali. Sen bir mazhar haksın. Kim hasla şüphe yok benim. Bunun için sana sevdiğim, muhabbetim çok benim. Dede derler, kapına geldim. Şu halime bak benim. Duydum kırık düğünlerde sen mimansın yani. Tekrar tekrar hepinize Hazreti Muhammed Efendimiz'in, Eyl-i Beyt Efendilerimiz'in selamları, feyizleri, güzel kelimleri cümlemize dair olsun.
sensin kainatın yüce şahı ya Ali. Hazreti Muhammed'in canının canı sensin ya Ali. Dervişliğin önderi sensin ya Ali. Muhammed'in gerçek özü sensin. Bize önder, bize ilham, bize hayat verensin. Bize önder, bize ilham, bize hayat veren sensin.
Thank you.
Thank you.
Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi al-mashriq wal-maghrib fa'aynama الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ صدق الله العظيم. Ayin-i Şerif icra edilmiştir. Cenab-ı Allah cümlemizden razı olsun. Geceniz nur olsun. Gününüz nur olsun. Baş üstünüz nur olsun. Ayaklar altınız nur olsun. Önünüz nur olsun. Arkanız nur olsun. Her zereniz nur olsun. Şahımız İmam Ali Efendimizin selamı, feyzi, güzel keremleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Hepinize iyi geceler. Allah rahatlık versin. Allah emanet olun. Daha nice güzel günlere hep beraber olalım.